Herkese merhaba arkadaşlar. Polyester işini yapıyorduk. Polyesterden devam edelim. Kısa bir süre video paylaşamadım. İşlerim biraz yoğundu. Şimdi polyesterden nerede kaldık? Sazımızın üzerine 3 kat polyester attık. Tamam mı arkadaşlar? Bu polyester atılmış sazımız. Şu anda biraz kirli duruyor. Bir silelim. Evet, şöyle. Geçen ay başında herhalde polyesterleri atmaya başladık arkadaşlar. Aradan neredeyse bir ay geçti. Şimdi bu benim çalışma şeklim. Siz daha değişik bir şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Benim niye böyle çalıştığımı anlatayım. Polyesteri 3 kat attıktan sonra sazın tamamını 180 zımparayla normal bitiriyormuş gibi komple siliyorum arkadaşlar. Sapı, kapağı, tekneyi. Normal hani böyle sazı bitiriyormuşsunuz, tesviyesini yapıyormuşsunuz gibi komple tamamını siliyorum. Daha sonra bunun üzerine tekrar 2 kat polyester atıyorum arkadaşlar. Aralığı da, periyodik aralığı da 20 gün, 15-20 gün gibi, bir ay gibi. Yani zamanınız varsa bir ay bekletin. Öyle bir şey. Polyesterin çünkü tamamen çekmesini bekliyorum. Polyesterin çektiğini artık kemikleştiğini nasıl anlarsınız? Görüntüden vesaireden anlayamıyorsanız arkadaşlar sazın iç kısmını koklayın. Polyester kokusunun gitmiş olması lazım. Anlaştık mı arkadaşlar? Sanırım konuyu anlatabildim. Böyle yapmamızın sebebini şu tahtamız var. Tahtada anlatayım arkadaşlar. Neden böyle yapıyoruz? Böyle yapmamızın sebebi şu arkadaşlar. Tahtayı görebiliyor muyuz? Şöyle. Gösterelim arkadaşlar. Sanırım şimdi daha iyi görünüyor. Biraz daha çevirelim. Daha net görebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi şu bizim ağaç yüzeyimiz arkadaşlar. Tamam. Buraya sap diyebilirsiniz. Kapak diyebilirsiniz. Şuraları bizim ağacımızın lifleri. Şöyle. Anlaştık mı arkadaşlar? Bunu tekne kabul edelim. Şurada ağacımız var. Şu kısımda kapak. Şimdi arkadaşlar, bu kimyasallar için değil, yani artı kimyasallar da dahil, sadece kimyasallar için değil diyelim. Bütün sıvılar için önemli bir özelliktir. Sıvılar katılaşırken çekerler. Yani hacimleri küçülür. Sazın üstüne polyester attığınızda, şimdi siyah kalemde bizim polyesterimiz olsun. Yüzeyi şu şekilde kapatırsınız. Anlaştık mı arkadaşlar? Şimdi şu aralık polyester doldu. Şu boş kısım. Orayı da yeşile boyayalım. Şurası da polyester arkadaşlar. Şimdi neden bunu bekleyerek yapıyoruz onu anlatayım. Polyesteri attıktan sonra polyester sıvı halden katı hale geçerken göçükler meydana gelir arkadaşlar. Ve o sazın üzerinde çukurluklar oluşturur. Yani polyester her yerde attığınız gibi dümdüz durmaz. Şu şekilde şöyle nokta yapalım. İçeriye doğru göçükler olur. Orada kalemimizi attı arkadaşlar. Önemli değil. Silelim orayı.
Biraz kirli oldu ama sorun değil. Sanırım anlaşılıyor, görünüyor. Şu şekilde göçükler olacak arkadaşlar. Şimdi polyesteri tek seferde 4-5 kat attığınızda bu göçükleri engelleyemezsiniz. Böylece de polyesterde camsı bir yüzey elde edemezsiniz. Ama polyesteri bu şekilde önce 2-3 kat atıp 15-20 gün donmasını bekleyip, çekmesini bekleyip daha sonra zımparalarsanız eğer yüzeyde oluşan şöyle çukurluklar diğer katta, kat demeyelim de arkadaşlar ona ikinci kısımda diyelim. Çünkü 3 kat attık, sonra polyester dondu. Daha sonra attığımız 3 katta ne oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Şuraları, o polyesterdeki göçük olan kısımlar tamamen doluyor ve şu yüzey dümdüz oluyor. Bunun sebebi ağacınızdaki liflerin sertlik yumuşaklık yapısını bilmiyorsunuz arkadaşlar. Polyester reaksiyona girdiğinde inanılmaz ısınıyor. Bu yüzden böyle çökükler yapıyor. Polyester sıvı halden katı hale geçerken çekiyor, küçülüyor. O yüzden bunları yapıyor. Ve sizin tek seferde polyester çalışıyor olmanız bunları engelleyemeyeceğiniz anlamına gelir arkadaşlar. Çok yoğun bir kat atmanız lazım ama yine de polyesterin dokuda nasıl duracağını bilemezsiniz. Ama bu şekilde yaparsanız eğer, yani 3 kat artı 2 ya da 3 kat diyelim. Yani 3 kat, 15 gün bekleme, 3 kat artı 15 gün. Polyesterinizin daha sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlar arkadaşlar. Anlaştık mı? Öteki türlü polyesterdeki şu çukurlukları gideremezsiniz. Çünkü ağacın lifinin yumuşak olup olmadığını, sert olup olmadığını bilemiyorsunuz. Ve bütün lifleri tek tek ölçmenizin imkanı yok arkadaşlar. Çok zor bir şey. Zaten imkansız. Bunu yaparsanız, polyesterde bunu yaparsanız eğer, işiniz biraz uzun sürer. Biraz zahmetli sürer. Yaptığınız işi bir daha yapıyormuş gibi yaparsınız ama günün sonunda elinizde cam kıvamında bir polyester olur. Peki şimdi buralara doldurduk. Polyesterimiz çok kalın olmayacak mı? Hayır arkadaşlar, çok kalın olmaz. Çünkü siz yine bu eksende polyesterinizi sabitleyeceksiniz. Daha önce söylemiştim ya, kaç kat polyester attığınızın önemi yok. Sazın üzerinde kaç kat polyester bıraktığınızın önemi var. Şimdi bu şekillerin böyle çok derin, büyük, kaba göründüğüne bakmayın. Bunlar toplu iğne kadar çukurcuklar arkadaşlar. Zaten sazı zımparaladığınız zaman görürsünüz. Diğer kata geçtiğinizde, yani ikinci üçlü kata geçtiğinizde sazı zımparaladık. Şöyle küçük küçük parlak şeyler görürsünüz. Parlak yüzeyler. Şurada var, görüyor musunuz? İşte buraları dolduracağız şimdi. Buraları zımparalayacağız ama kesinlikle parlak yüzey kalmayacak. Tamamı mat olacak. Buraları çizeceğiz zımparayla. Daha sonra dolduracağız. Kapak kısmında var mı? Kapak kısmında da şurada var. Görülüyor mu bilmiyorum. Şurada. Parlıyor farkındaysanız eğer. Oraları çizeceğiz. Mesela orada polyester çok fazla çekmiş. Şöyle görünüyor herhalde. Evet, şurada. Daha sonra buraları dolduracağız. Diğer üçüncü katta. Sonra bir 15 gün yine bekleyeceğiz. Daha sonra da sazımızı çıkaracağız arkadaşlar. Polyesteri bu şekilde yapmanız çok verimli bir şey arkadaşlar. Polyesterin performansını arttırıyorsunuz. Polyesteriniz cam gibi oluyor. Bu sazları bitirdiğimiz zaman zaten göreceksiniz. Şimdi iki kat aralığında ne yapıyoruz? Dediğim gibi 180 kum zımparayla sazı bitiriyormuş gibi tamamını zımparalıyoruz. Daha sonra tekrar 3 kat ya da 2 kat, ağacın ne kadar kabul ettiğini bilmiyoruz. Artık çünkü altta polyester var. 2 kat da kurtarabilir. Böylece toplamda 5 kat ya da 6 kat polyesterle bütün işimizi bitirmiş oluyoruz arkadaşlar. Polyester işimiz bittiğinde zımpara işine geçeceğiz. Daha sonra parlatmaya geçeceğiz. Bu yaptığımız olay parlatmayı da çok etkileyen bir olay arkadaşlar.
Tek kat polyesterde parlatma çok, nasıl söyleyeyim, çok daha sıkıntılı bir olay ama bu şekilde çok daha performanslı oluyor. Ya, kısaca anlamamız gereken şey şu arkadaşlar. Ana katı atmadan önce ağacımızı astarla dolduruyoruz. Daha sonra zımparalıyoruz. Daha sonra asıl cilaya atıyoruz. Yani ben buna astar diyorum. Asıl cila şu ok işaretiyle gösterdiğim ikinci kısım arkadaşlar. Zahmetli, zaman alan bir şey ama polyester işçiliğinizi çok ileri seviyeye taşıyacak bir şey arkadaşlar. Bunu deneyin. Öyle çok aceleniz yoksa. Zaten saz işinde insan niye acelesi olur onu da bilmiyorum. Herkesin çok acelesi var saz yapma konusunda. Bence acele etmeyin arkadaşlar. Bu şekilde çalışın. Daha sonra da olayın sonuçlarına bakın. Polyester işimiz böylece sonlanıyor arkadaşlar. Bunun hakkında bir sorunuz varsa onu yanıtlayalım. Ama normal standart ağaçlarda polyester çalışması bu şekilde. Birkaç tane soru vardı. Yağlı ağaçlara nasıl polyester atarız diye. Onu başka bir videoda anlatacağım. Bir soru daha vardı. Polyester dışındaki kimyasalları nasıl sökebiliriz diye. Onları da diğer videolarda anlatacağım arkadaşlar. Şimdi polyester atma işimizi bitirelim. Daha sonra diğer işlere geçerim. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.